Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine Lightning Design System ile alakalı bir video yapacağız. Bugünkü konumuz listeler. Normalde iki tür liste var biliyorsunuz. Biri vertical, yukarıdan aşağı doğru akan listeler. Diğeri ise horizontal, soldan sağa doğru akan listeler. Biz bugün soldan sağa doğru akan listelerden bir tane yapacağız. Horizontal liste yapacağız, öyle diyelim. İsterseniz öncelikle bir liste yapalım. Liste nasıl yapılır onu hatırlayalım. İki türlü listemiz vardı. Birincisi UL listeleri. UL unordered list anlamına geliyor. Unordered list. Bunun içine, bu listemizin genel şeyi, içine de listenin itemlarını koymak için li kullanıyorsunuz. Li şeklinde. Bu yukarıdaki listemizi temsil ediyor. İçindeki de list items manasına geliyor. Bunun içine itemları koyabiliyorsunuz. Diyelim ki list item A diyelim. Bunun gibi istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. Alt alta aynı şekilde olacak şekilde koyalım. A, B, C şeklinde 3 tane item koydum. Normalde bu yukarıdan aşağı sıralanan bir liste oldu şu anda. İsterseniz deploy yapalım, görelim. Bunu HTML kısmında çalışmışsınız zaten. Hatırlamak için de vesile olmuş oluruz. Evet, gördüğünüz gibi listemiz yukarıdan aşağı doğru A, B, C şeklinde sıralanmış. Burada görüyorsunuz. Ama biz ne istiyoruz? Vertical istemiyoruz. Yukarıdan aşağı doğru değil, soldan sağa doğru olsun istiyoruz. O yüzden yine Lightning Design System'in bize sunduğu bir class'ı kullanacağız. Class'ı nerede kullanacağız? Tabii ki UL'in içinde kullanacağız. Şöyle bir class'ımız var arkadaşlar. SLDS yine aynı şekilde. SLDS. Ondan sonra list. Şimdi listin özelliklerinden biri olan horizontal. Onu kullanmanız lazım. Şu şekilde. Bu şekilde kullandığınız zaman arkadaşlar listemiz soldan sağa olmuş olacak. Tekrar ediyorum. Kullanacağınız class SLDS -list underscore horizontal. Bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi isterseniz tekrar sayfamıza bakalım. Listemizin itemları soldan sağa sıralanmış mı ona bakalım. Görüyoruz. Soldan sağa sıralanmış. List item A, list item B, list item onu değiştirmemişiz. C şeklinde. 3 tane liste item'ımız var. Hepsi soldan sağa sıralanmış. Evet arkadaşlar, en basiti bu. Eğer siz bunlara link vermek istiyorsanız, list A'ya link vermek istiyorsanız, diyelim ki list A ne olsun arkadaşlar? Facebook olsun. List B'miz Google olsun. List C'miz de ne olsun? Facebook, Google, Twitter olsun. Bu şekilde 3 tane şeyimiz var. Listemiz var. Liste item'ımız var. Eğer siz bunlara link vermek istiyorsanız bu listeyi linkin içine koymanız gerekiyor. Buradan cut yapıyorum. Alıyorum. List link, hyperlink oluşturuyorum. Biliyorsunuz A ile oluşturuluyor. Şu şekilde. Onun içine koyuyorum. Böyle. Bunu hepsini yapabilirsiniz. Eğer link koymak istiyorsanız şu şekilde hepsini yapabilirsiniz. Hepsini A'nın içine koyarsınız. Sonra hyperlink'in bir attribute'ü olan href bu attribute'ü kullanmanız gerekiyor. Evet, bunu hepsinde kullanmamız gerekiyor. Hyperlink referans anlamına geliyor. Kısaltılmış hali bu. Bu şekilde hepsinde kullanmamız gerekiyor. Daha sonra içine linkleri koyabilirsiniz. İşte ne olur? www.facebook.com olur. Diğeri aynı şekilde google.com diyelim. Üçüncüsüne de bu şekilde linkleri vermiş oluyoruz arkadaşlar. Bu attribute'ü unutmayalım. Hyperlink referans anlamına geliyor. Yani bize link ekleme yetkisini veriyor. Bu şekilde oluşturduğunuz liste itemlarına link verebiliyorsunuz. Bağlantı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi bakalım nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi hepsi linklenmiş. Soldan sağa. Facebook'a tıklayınca Facebook'a gidiyor mu? Gitmiyor. Buradaki problem şu. Onu da göstereyim size. Neden gitmiyor? Başına şunu koymanız gerekiyor. HTTP. Bunu koymanız lazım. İsterseniz Facebook'a gidip bakalım. Şuradan hemen Facebook'u açalım. Şu başında görüyorsunuz HTTPS. 2 nokta üst üste slash var. Şu şekilde. Bunu hepsini koyalım. HTTPS. Bu şekilde koyalım. Çünkü external bir site olduğu için bu şekilde yazmanız gerekiyor. Evet. Şimdi biz bunları kaydedelim. Daha sonra listelerimizi yaptık. Birincisi bu. Birinci konumuz bu. İkinci konumuz link eklemeydi. Linkleri de ekledik. Şimdi üçüncü konumuz bunlara yeni bir class ekleyerek şunu da yapabiliyoruz. İsterseniz şurada göstereyim. Üzerine gelince edit yapalım. Evet. Şurada evet, üzerine gelince underline olduğunu görüyorsunuz. Altta bir çizgi oluyor. Görüyorsunuz. Underline oluyor. Bunu kaldırmak için şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir class oluşturuyorsunuz. Bu class'ın adı SLDS-has-plug-links şeklinde yazarsanız o zaman altını çizmez. Eğer böyle istiyorsanız tabii altı underline olsun istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Tekrar geri geliyorum. Save yapıp geri gidiyorum size göstermek için. Evet, şu anda üzerine geldiğiniz zaman hiçbir şey değişmiyor. Underline olmuyor ama üzerine tıklayınca diyelim Facebook'a tıkladık. Facebook'a gidiyor. Google'a tıklayınca gördüğünüz gibi Google'a gidiyor. Çalışıyor ama underline olmuyor. Bazen bu tercih edilebiliyor. İkinci konumuz bu. SLDS has block links. Bu klası da kullanıp underline'ı ortadan kaldırabilirsiniz. Üçüncü konumuz space ekleme. Hani iki link arasına boşluk bırakma. Onu da isterseniz üçüncü bir class'la ya da direkt bu class'a, şu an oluşturduğumuz class'a underscore space eklerseniz hem block olmuş olur hem de space olmuş olur. Yani boşluk olmuş olur. İsterseniz deploy yapıp görelim. Boşluk eklemek için de block'tan sonra hemen space ekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi biraz daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Facebook, Google ve Twitter arasında boşluk oluşmuş. Onu da SLDS has block links space şeklinde oluşturabiliyorsunuz. Yani onu da görmüş olduk. Dördüncü konumuz divider. Divider ekleme. Divider şöyle arkadaşlar. Linklerin arasına bölmeler yapıyor. Onu ekleyelim. Şimdi hemen üçüncü bir class olarak, aynı class'ın içinde üçüncü bir class olarak şunu ekliyoruz. SLDS has dividers nerede olsun, mesela left diyelim. Left solda olsun. Tabi bu sağ tarafta olabiliyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar edelim. SLDS has dividers left. Nerede? Sol tarafta. Bunu kaydedelim. Deploy yapalım ve görelim arkadaşlar. Sayfamı edit yapıyorum. Daha sonra save deyip geri gidiyorum. Evet, bu şekilde Bir değişiklik göremedim ben. Tekrar deploy yapalım. Belki de hiçbir değişiklik olmayacak. Belki boşluk oluşturuyordur. Gördüğünüz gibi bir şey olmuyor. Ya da bir şey yanlış yazmış olabiliriz. Bakıyorum. SLDS has dividers left. Doğru yazmışım. Ama bir değişiklik görmedim. Belki sol tarafa boşluk ekliyordur. Yok, onu da yapmıyor. Evet, bir değişiklik göremedim. Dividers koyunca çok da bir değişiklik olmuyor. Normalde bir değişiklik olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar, SLDS has dividers left'in bir etkisini burada göremedim. Normalde sol tarafa 3 tane nokta koyuyor üst üste. Burada göremedim. Problem değil. Biz devam edelim. Biz space'den bahsettik. Divider'dan bahsettik. Onun dışında farklı bir şey de yok. Bu şekilde arkadaşlar linkleri çalışmış olduk. Dediğim gibi öncelikle SLDS list horizontal'ı kullanmanız gerekiyor. Soldan sağa akması için. Daha sonra SLDS has block link space derseniz hem link eklemiş olursunuz hem de linkler arasına space, yani boşluk koymuş olursunuz. SLDS has dividers left de sol tarafa 3 nokta koyuyor normalde ama biz burada göremedik. Problem değil. Lightning Design System'in kendi sitesine giderseniz orada görürsünüz. Aynı şekilde kullanıyor ve 3 nokta geliyor. Evet, bu şekilde listeleri kurabilirsiniz.